بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله
إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namaz kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmından da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazını kıl. Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içerisinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, Hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimler ise Kur'an ancak onların zararını artırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyor mar ki onlar her yıl veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tevbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim, o Yüce Arş'ın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyicilerimiz, yine bir İslam ve İnsan programında birlikteyiz. Hem de çok önemli bir konuyla ve çok önemli bir konukla birlikteyiz. Evet, bu hafta sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dünyaya teşriflerinin yıl dönümünü, seneyi devriyesini idrak etmeye gayret ediyoruz. Sizlerle buluşturmak adına da il müftümüz Sayın Abdurrahman Kotan hocamızı davet ettik. Sağ olsunlar, bu özel günde, bu özel program için davetimizi kırmadılar. Sizler adına hocamıza hoş geldiniz diyoruz efendim. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih hocam, teşekkür ediyorum. Hocam şahsınızda tüm camiamızın bu mübarek yıl dönümü kutlu olsun, mübarek olsun inşallah. Evet. İnşallah tüm milletimizin, tüm ümmeti Muhammed'in Mevlid-i Nebi'si mübarek olsun.
İnşallah hocam. Nice nice ama huzurla, mutlulukla, sağlıkla kandillere kavuşuruz. İnşallah hocam. Dünyada gerçekten adaletin, samimiyetin, muhabbetin hakim olduğu dönemleri inşallah yaşarız. Evet. Doğumu gerçekleştirilen Zat-ı Muhterem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hatırına. Kıymetli hocam, dualarınıza sonsuz kere aminler diyoruz. Tabi şimdi hocama ne sorayım diye başlarken bugün gerçekten bir kargaşa dünya yaşamaktayız. Mazlumun sanki Mekke'nin İslam öncesi halindeki tavırlarının sergilendiği bir toplumla karşı karşıyayız. Zannediyorum başkanlığımızın az sonra ifade edeceksiniz. Şahsiyet inşası sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın teması da çok manidardır. Şahsiyetlerimizi kontrol etmek adına da bu sohbetin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir soruyla başlayabiliriz hocam takdiminizden sonra. Mekke öncesi oradaki toplumun, İslam öncesi toplumun karakter unsurları nasıldı? Ne şekilde bir toplum vardı da Efendimiz Aleyhisselam'ın teşrifiyle ne hale geldi? Önce Mekke öncesi, yani Efendimiz Aleyhisselam'dan önce durumu neydi Mekke'nin efendim? Evet. Şimdi Fatih Hocam, senin girişten hareketle bir küçük kopya çekerek şunu söyleyeyim. Nasıl bir toplum yapısı vardı ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldi? Bugün Gazze'de, bugün ya. Doğu Türkistan'da, dünyanın dört bir tarafında nasıl bir toplum yapısı var? Nasıl bir zulüm var? Ve bunun karşısında İslam toplumu ne halde? İnsan hakları, medeniyet dediğimiz güya işte bir beşik, bir medeniyetin beşiği sayılan, medeniyetin beşiği sayılan Batı'da, orada, burada insan haklarının güya zirvede savunucuları olan insanların Gazze'deki tutumlarını görünce ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ilan etmeden önceki Mekke toplumunu görünce kıyaslama ne kadar doğru olur bilmiyorum ama sanki yeni bir doğumun eşiğindeyiz. Çünkü bu zulmün ardından şu anda insan haklarının aslında artık Gazze'de Batı'daki insan hakları kavramının ne olduğunu biz gördük. Evet. Müslümanlara karşı bir insan hakkının olmadığı. Evet. Sadece kendi menfaatleri, sadece kendi ırktaşları, sadece kendi inanç paydaşları noktasında insan haklarının olduğu, kendi bu paydaşlar dediğimiz işte inanç, ırk, ortak paydaşı olanların dışındakilerin insan bile sayılmadığı, insan, onu diyecektim, insan bile sayılmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Ama sadece şunu söyleyeyim, malumunuz dün bizim başkan yardımcımız, Doçent Doktor Selim Argun hocamız buradaydı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda hocamız yaklaşık 7 yıldır başkan yardımcılığı yapıyor. Yurt dışında gezmediği bir yer yok. Sadece tespiti şu: hocam, dünyanın dört bir tarafında elhamdülillah her gün onlarca, yüzlerce mühtedi var. Mühtedi belgesi dağıtıyoruz. Gerçekten insanlar, bakın, herhangi bir dine mensup olsun olmasın, ateist değilse ne olur olsun, gerçekten Gazze'deki olayları görüp Batı'nın insan haklarına karşı bakışını gördükten sonra gerçekten insan haklarının İslam'da olduğunun bilinciyle İslam'a müthiş bir yöneliş var. Yani ve şu bir anda, doğum dediğiniz bu mu kastettiğiniz sayın? Evet, şu anda dünyada internette gerçekten en çok satın alınan kitap, en çok araştırılıp okunan kitap artık şu anda Kur'an-ı Kerim. Çünkü ya, Mescid-i Aksa'da, Gazze'de şu anda malum bir soykırım var, bir vahşet var, bir terör var. Evet. Ama bu terörün karşısında direnen de bir yapı var. Çocuğu vefat ediyor hanımefendinin, elhamdülillah diyor. Ya. Bu nasıl bir yapıdır? Yarın ne yiyeceğini bilmiyor ama elhamdülillah diyor. Rezzak olan Allah'tır diyor. Evet. Yani batıla teslimiyet yok. Batılla mücadele var. Karşı tarafta fen, teknoloji, her türlü imkanını, bombanın her çeşidini kullanırken bu tarafta şu anda hiçbir şey yok. Ama sadece iman var. İmanın olduğu yerde imkan vardır anlayışıyla elhamdülillah. Orada bir avuç Müslüman kardeşimiz dünyaya
Meydan okuyor. Aslında dünyaya gösteriş yapmıyorlar. Onlar karakterlerinin, şahsiyetlerinin, İslam toplumunun kendilerine, İslam, Kur'an ve sünnetin kendilerinin beynine, aklına nakşetmiş olduğu o şahsiyetin gereğini yapıyorlar. Ve bu şahsiyetin, inanın, sanki araştırılıp, incelenip tüm İslam toplumlarında yaşanılabilir hale getirilmesi için sağlamak lazım. Bir sistem kurgulamak lazım. Yani şu mu, yani Peygamber Efendimizin şahsiyet inşasını bugün Gazze'liler yaşıyor diyebilir miyiz? Gazze'liler örnekliğinde şu anda görüyoruz. Evet. Rabbim inşallah bizleri öyle bir durumla karşı karşıya bırakmasın. Amin. Biz hiçbir dönemde, hiçbir zaman savaş istemeyiz. İslam'ın adı barıştır. Biz her zaman barışın, hoşgörünün, tevazunun tarafındayız. Ama kutsalımıza, ama vatanımıza, ama değerlerimize bir saldırı olduğu anda da malımızla, gerekirse canımızla mücadele edebilmeliyiz. O ruh, o şahsiyet, o karakterde bir nesil, bir gençlik yetiştirebilmeliyiz. Şimdi Fatih Hocam, tabii Mekke dönemine geçecek olursak, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliğini ilan etmeden önceki o Mekke toplumunun karakteristik yapısına bakacak olursak, inanın bugünkü toplum yapısıyla gerçekten yani epeyce bir örtüştüğü noktalar var. Haksız, gayrimeşru kazanç zirvede. Mesela ne? Faiz. Yani bugünkü toplumumuza bakalım. Öyle insanlar var ki diyor ki, hocam artık faizsiz olmaz diyor. Hayat Allah muhafaza. Evet, sanki hayatın gerçeği olmazsa olmaz haline getirmiş. Önce zihinlerde bunu silmeliyiz. İnanan insan, Fatih Hocam, kıyaslayarak gidiyoruz. Tabii ki. Allah ve Resulü, Allah Resulüne o gün 15 asır önce ne indirdiyse ve indirdiğinde ne dediyse bugün de aynen geçerlidir. O gün inmeden önce faiz o toplumda mübahtı. Faiz güçlünün haklıyı ezdiği, mazlumu ezdiği, toplumu sömürdüğü bir sistem. Bir sistemdi. O gün onu uygulayarak bir sömürü sistemi kurulmuştu. Evet. Ağababalar vardı, bir tarafta da köleler veya alt kesim vardı. Bugün de haksız, gayrimeşru kazanç, risksiz kazanç peşinde koşanlar var. Ne yazık. Bir şekilde isteyereklere zaten bir şey demiyoruz, Allah muhafaza, tövbe lazım. Ama istemeyerek de olsa ona da bulaşanlar var. Onlara da dua ediyoruz. Rabbim kısa zamanda onları da kurtarsın. Ama işte faiz gibi, gayrimeşru kazanç gibi orada bir yapı vardı, bugün de var. Evet. Peygamber o toplumu, asr-ı saadet toplumu dediğimiz, şahsiyet inşasında örnek liderler, kılavuzlar, rehberler dediğimiz o aşere-i mübeşşereden tutun, ashabın hepsi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle adildir, hepsi yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz dediği toplumun inşası için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Ne yaptı? İşte o zulümün hakim olduğu, şirkin hakim olduğu, haksızlığın hakim olduğu, hatta kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü, utanıldığı, günümüzde de bazı olayları yaşıyoruz. Evet. Rabbim muhafaza eylesin. Onlar bizim göz bebeklerimiz. Onları milli ve manevi değerler noktasında canları, fikirleri, her şeyleri bize emanet. Babalar ve anneler, aile reisleri, toplum olarak, devlet olarak bunları koruyabilmenin, bunları geleceğe sağlıklı, sıhhatli beyinleri ve bedenleri iyi bir şekilde ulaştırmaya çalışmamız lazım. Yani öyle bir hocam sentez uyguladınız ki hakikaten tüyler ürpertici. Bakın, birkaç gündür basını sarsan olaylar, o yavruların neredeyse diri diri gömülmesi ve daha eşit bir hal. Aynen. Yani senteziniz çok yerinde hocam. Böyle bu şeffaflıkta devam eder efendim. Hakikaten bu noktada diri diri gömülen o çocuklardan bir medeniyet inşası oluştu. Evet. Buyurun efendim. Bugün de başta da dedim, inşallah yeni bir doğumun eşiğindeyiz. Şunu biliyoruz Fatih Hocam, Allah nurunu tamamlayacak. Kıyamet kopmadan dünyaya İslam egemen olacak. Hakim olacak. Şu anda da sanki onun doğum sancılarını yaşıyoruz. Bir tarafta zulüm var ama zulmün karşısında da bir filizlenme var, bir yeşillenme var. Allah'ın izniyle o nurun gerçekleştirilmesinde bizim temennimiz inşallah millet olarak bizim bin sene İslam'a sancaktarlık yapmış, bin sene ilahi kelimetullahı dünyanın dört bir tarafına götürebilmek için malıyla canıyla cihad etmiş, yaymış bir ecdadın torunları olarak inşallah son düzlükte de kıyamet
kopmadan önce o İslam'ın nurunun tamamlanması sürecinde de inşallah yine aynı sancaktarlığı Rabbim bize lütfeder. Amin. İnşallah amin, bunun tarafında amin, oluruz. Şimdi evet, karşılaştırarak gitmeye çalışıyoruz. Tabii ki çok güzel gidiyor. Şirk toplumu dedik, zulüm toplumu dedik. İşte faizden bahsettik. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki faizi kaldırıyorum, bitti. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da ilk kendinden başlıyor. Diyor ki ilk kaldırdığım faiz de amcamın oğlu işte Abbas'ın faizidir. Evet. Yani hemen karşıdakine demiyor sen yapma. Kendimden. Evet. Demiyor. Önce ben yapıyorum diyor. Burası da çok önemli hocam. Evet. Önce ben yapmayacağım bundan sonra. Haşa peygamber yapmadı hiç ama ailesi içerisinde buna bulaşmış olanlar vardı ve oradan başlattı. Bugün inşa olacaksa kendimizden inşa. Ben bunu anlıyorum hocam, evet, değil mi? Evet. Kendimden evet, başlayarak. Evet. Başlamalıyım. Hal evet, önemli Fatih hocam. Evet. Söz önemli ama hal daha önemli. Daha önemli. Karşıdakine yani ya eyyühellezine amenu lime tegulune ma la tefalun. Hele yapmadığımız şeyleri hiç anlatmayacağız. Yapmadığımız şeyleri hiç anlatmayacağız. Ama yapılması gerekenleri önce halimizle, evet, davranışlarımızla karşımızdakilere örnek olacağız. Örnek olacağız. Yapma demeye gerek yok. Çocuklarımız bizi neyi yaparken görüyor? Ona hareket. Örnek onu görecek. Ha, diyecek ki benim babam bu. Benim babam haşa içki içiyordu demeyecek. Sigara içiyordu, şu bu zararlı alışkanlıkları vardı demeyecek. Ki çocuğa örnek bir evet, karakter vereceğiz değil aynen mi? Aynen. Öyle bir örneklik teşkil etmemiz lazım ki gelecekteki o gerçekten Hazreti Peygamber'in asr-ı saadet döneminde inşa etmiş olduğu o şahsiyetli, o karakterli gerçekten mukaddesatı için, değerleri için can verebilecek o şahsiyetli toplumu inşallah inşa edeceğiz, edelim. Evet hocam. Yani o zaman faiz kaldırıldı. Bugün fuhuş, zina herhalde onlarla devam edeceksiniz. Evet. Mekke ile kıyas evet, ederken. Evet. O dönemde malumunuz işte yine Allah muhafaza fuhşiyat açık, aşikare her şey işleniyordu. Nikahsız birliktelikler gerçekten yaygındı. Günümüzde evet, baktığımız zaman yine toplumumuza Rabbim korusun, muhafaza eylesin. Gerçekten mahremiyet konusunda çok, büyük çok iyi bir durumda değiliz. Önce yine kendimi nefsimizden başlayalım. Kendi ailemizden, kendi yakınlarımızdan başlayalım. Ama biz inanıyoruz. Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlığın gereklerini yaşama ve Müslümanlığın gereklerini aile reisi olarak veya bir amir olarak, patron olarak ne sayarsanız sayın yaşatma noktasında da elimizi değil böyle başımızı, gövdemizi taşın altına koymamız evet, lazım. Gerekli. Çocuklarımıza o mahremiyet anlayışını, o tesettür anlayışını gerçekten belleklerine yerleştirmemiz yaşayarak lazım. Yaşayarak yerleştirmemiz lazım. Evet. Onlar yaşayarak, bizim sorumluluğumuzda. Biz evet, çobanız, çoban güttüğü sürüden mesuldür. Amandır. Ya benim oğlum, benim kızım bir kere geldik bu dünyaya. Bir daha gelme şansımız yok Fatih Hocam. Biz namaz kılıyorsak çocuğumuz da namaz kılmalı. Hmm. Biz tesettüre, mahremiyete annelerimiz dikkat ediyorsa kızlarımız da oğullarımız da ona dikkat edecek. Edecek. Amandır şu anlayış olmasın. Ya gençtir. Tamam bugün gençtir. He, hele büyüsün. Nasıl başlarsa öyle gidiyor. Değil mi? Zaten sosyal medya dediğimiz, internet dediğimiz bir alan var. Artık zaten bir süre sonra zaten çocuklara gücümüz yetmiyor. Sözümüz yetmiyor. Sözümüz güç geçmiyor. Varken, yetkiliyken aynen, bu işi çözmemiz gerekiyor. Evet, değil bu mi? İşi çözmemiz lazım. Yoksa Allah muhafaza evet, gelecekte o çocuklarımıza sahip çıkamayabiliriz. Allah muhafaza Müslüman anneden babadan değişik inançta, değişik rolde, değişik statüde çocuklar dünyaya gelebilir. Allah kesinlikle, muhafaza Müslüman anne ve babadan şeytanın ve tağutun askeri olacak. Evlatlar, Allah muhafaza bireyler çıkabilir, bireyler çıkabilir ki bu süreçten sonra sen ne kadar namazını kılarsan kıl, orucunu tutarsan tut. Eğer çoluğunla çocuğunla ilgilenmedin, onları yani iyiye, güzele, doğruya yönlendirmedinse, onları helal lokmayla doyurmadınsa evet, senin belki namazın, orucun, yapmış olduğun ibadetlerin Allah muhafaza seni kurtarmaz. Evet, evet kıymetli hocam, şimdi tabii Mekke'nin o Peygamberimiz Efendimiz'den önceki hali bu idi. Evet. Bugüne kıyas ettiğimizde hakikaten ciddi bir doğum sancısı çekiyoruz. Ama
Efendimiz Aleyhisselam dünyaya teşrif etti. Evet. Yani Mevlid-i Nebi'yi gerçekleşti. Evet. Şimdi onun öncesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha peygamberliğini ilan etmeden önce örneklik olması açısından bunu da özellikle söylüyorum. Fatih Hocam, Hılful Fudul dediğimiz bir cemiyet kuruldu. Evet. Faziletlilerin, iyilerin cemiyeti, vakfı, derneği ne derseniz evet. deyin. Çünkü zulüm artık orada da egemen olmuştu. Artık o toplumu yaşanılamaz, sürdürülebilir halden çıkarır hale gelmişti. İdi. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o süreçte işte toplumu iyiye, güzele, doğruya sevk etme noktasında daha peygamberliğe başlamadan önce bile onu bir Hılful Fudul cemiyetini bugünkü bir STK gibi düşünün. Bugünkü bir vakıf gibi düşünün, bir dernek gibi düşünün. Ne yaptılar? Artık kimse hak yemeyecek. Yerse bu dernek, bu vakıf müdahale, engel olmaya çalışacak. Evet. Bugünkü STK'larımıza yine düşen, Fatih Hocam, bir kötülük, bir çirkinlik toplumda varsa bu kötülüğü, çirkinliği izale etme noktasında sosyal çözümler, sosyal projelerle en azından bu kötülüklerin, çirkinliklerin ortadan kaldırılması için mücadele edilecek. Mücadele edilecek ve inanıyoruz ki bu mücadele sonunda başarıya ulaşacak. Elde edilecek, değil Şimdi efendim? Hemen soruna gelecek olursak, evet, bu kadar zulmün ardından bir doğum gerçekleşiyor ve inşallah günümüzde de bir doğum gerçekleşir inşallah. Gerçekten dünyaya İslam egemen olur. İnşallah. Ve o günde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın doğumuyla bir dünya artık bir öncesi dönem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sonrası dönem diye artık ikiye ayrılıyor. O doğum gerçekleşiyor. Dünya alemler için rahmet olarak gönderilen, belki sen olmasaydın alemleri, felekleri hiçbir şey yaratmazdım evet, sözünün muhatabı dünyayı teşrif ediyor. Evet, dünyayı teşrif ediyor, şereflendiriyor, nurlandırıyor ve dünya artık başka bir güne uyanıyor. Evet. Ve daha sonraki süreçte malumunuz 40 yaşına kadarki süreci 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz. Yine şirk, zulüm, haksızlık, her türlü gayrimeşru kazanç helaldi, mübahtı topluma göre. Ama tabi 610 ile birlikte, miladi 571 ile birlikte maddi, şahsi doğum gerçekleşti. Hı hı. Miladi 610 ile birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 40 yaşına gelmesiyle birlikte de artık manevi doğum, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tevhid sistemi dediğimiz son din adını İslam olarak Allah tarafından konulmuş olan dinle artık dünyanın gerçekten kıyametten önceki son doğumu gerçekleşti ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabi o süreçle birlikte iki dönemden oluşan bir hayatı var. Bir Mekke dönemi var. 3 aşağı 5 yukarı birinci soruda biraz bahsettik. Evet. Zulmün, şirkin, haksızlığın egemen olduğu bir toplum. Ama bu dönemde şunu söyleyelim Fatih Hocam. Özellikle itikadi meseleler, tevhid esası, iman esasları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından kendine inanan insanlara tebliğ edilmeye başlandı. Mekke döneminde Fatih Hocam münafıklık yoktur. Nifak yoktur. Ya Müslüman var ya da kafir var. Ortası yok. Niye? Çünkü İslam daha devletleşmemiş. Daha inanan Müslümanların tarafına geçse Müslümanların onlara vereceği ne bir maddi imkan var, ne bir servet var, ne bir devlet menfaat imkanı var, ne bir menfaat var. Hiçbir şey yok. Evet. Ya inanacaksınız, inanırken de böyle malınızla, canınızla, her şeyinizle teslim olacaksınız. Evet. Hiçbir karşılık beklemiyorsunuz. Elbette ki Allah kimsenin emeğini zayi etmez. Dünyada da verecek, ahirette zaten karşılığını cennet olarak vaat ediyor. Hele o günkü inananlar, hele varlıkta, hele darlıkta gerçekten bunu yapabilenler var ya. Neyim efendim? Ne mutlu onlara, ne mutlu onlara. Bir de o dönemde İşte yine azılı müşrikler var. Evet. Onlar direkt inkar ediyorlar. Şüphe yok. İçlerinde hiçbir şey
Şek şüphe yok evet. Kafirliklerinde. Şek şüphe yok kafirliklerinde. Evet. İki bölüm var, iki sınıf var. Ama bir mücadele var. Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir yola çıktı. Tevhid mücadelesi noktasında 13 sene Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elinden geleni yaptı. Evet. Bu süreç tabii sıkıntılı bir süreç. İmanın yerleşmesi gerçekten gerekli. Müminlerle kafirlerin ayırt edildiği bir süreç. Mücadele etti ve bu mücadele esnasında çok sıkıntılara uğradı. Hatta o kadar darlandı ki malumunuz ilk hicret Habeşistan'a yapıldı. Evet. Yol verdi. Hadi gidin Habeşistan'a. Habeşistan'a gidildi ama olmadı. Habeşistan'dan dönüldü. Taif'le ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de tıkanınca ne oldu? Ya bir Taif'e çıkarma evet. yaptı. Dedi ki bir bakalım Taif'te ne var ne yok. Hazreti Ebu Bekir'le birlikte çıkış gittiler. Yolları çıkış yolu arıyor. Gitti Taif'e. Taifliler ne yaptı? Çocuklarına, kölelerine, kadınlarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı taşlattılar. Geri döndü. Tabii bu süreç içerisinde nice sıkıntılar oldu. Ambargoya bugünkü deyimlerle, bugünkü kavramlarla ambargoya maruz kaldı ve bugün bazen küçücük sıkıntılar yaşadığımız zaman figanı koparıyoruz. Yani. Feryadı figan ediyoruz. Ya yok öyle böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hurma ile oruç tutup bir hurma ile oruç tuttuğu günler iftar etti oldu. Günler. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ona inanan o küçücük azınlık grup öyle diyelim. Ama hiç davalarından taviz vermediler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bizden gökten şunu yağdır, bunu yağdır demediler. Sen ne diyorsan başım gözüm üstüne diyerek kendilerini ona adadılar. Bu davaya adadılar. Bugün de kendilerini bu davaya adayacak. Çünkü dedim ya Allah nurunu tamamlayacak ya. İnşallah inanıyoruz yeni bir doğumun eşiğindeyiz. Bu doğumun gerçekleştirilmesi noktasında kendilerini bu davaya adamış olan İnşallah bir Müslüman bireylere, toplumuna, topluluğuna ihtiyaç var. Hocam bu İslam'da mücadele ederken bir boykot dönemi var ya, bilmiyorum şahsım adına böyle şu anda Gazze'nin böyle bir eziyet içinde işte sularının kesilmesi değil mi efendim? Evet. Yani o sahne de çok duygu verici. Çok büyük paralarla un aldırın Hatice validemize. Yani onları İnsan yaşadıkça, o siyer hayatını okudukça. Buyurun efendim. Evet. Fatih Hocam, Allah bizi sınav yapıyor. Evet. Bugün Gazze ile sınav yapıyor. Ve biz Gazze için şu anda aslında hiçbir şey de yapamıyoruz. Belki yapmamız gereken, şu anda toplumumuzda da yaygın bir şekilde dile getirilen bu boykot dedik ya. Yani İsrail ve destekçilerine ait olan malların alınmaması. Yani. Noktasında toplumu aslında biz de bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye, şuurlandırmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Ve buradan da bizi izleyen tüm izleyicilerimize Allah rızası için ricada bulunuyoruz. Evet. Ne olur markete gittiniz, bakkala gittiniz, herhangi bir yerden bir alışveriş yapıyorsunuz. Ne olur seçici olun. Çünkü bizim İsrail ve destekçilerinden alacağımız her bir ürün için bir Filistinli kardeşimizin canı gidiyor. Onlar bizden kazandıklarıyla silahlarını, kendi yapılarını bununla inşa ediyorlar. Ya ben bir tek kişiyim, benim aldığımda ne olur demek. Demesinler Allah rızası için. O bir tek kişi. Markete gittiniz, bir tane su alacaksınız. Bakın. Şimdi internette her şey var. Hangisi boykot kapsamında, hangisi değil, hangisi İsrail ve Batı destekçisi gerçekten küfrün tarafında, hangisi değil en azından. Değil mi? Ne olur seçici olalım. Ya su alıyoruz, giyim kuşam alıyoruz, evet. gıda maddeleri alıyoruz. Ne olur Allah rızası için seçici olalım. Bir kişiden ne olur, benim aldığımda ne olur, ya bir sudan ne olur demeyelim. Karınca misali, benim de duruşum belli, safım belli, safım Filistin'deki kardeşlerimin safı İslam'ın diyelim. Safı belli. Aynen. Gayrimüslimin safı belli. Aynen. Evet. Özellikle böyle hassas olan kardeşlerime, duyarlı olan kardeşlerime sesleniyorum. Bizler marketlere gittiğimiz zaman herhangi bir alışverişte çocuklarımızın yanında bu duyarlılığı geliştirelim. Çocuklarımız bunu öğrensin, görsün, bir karakter, bir seciye haline getirsin. Tabii. Hocam yani tabii çıkış yolu çok da süremizin sonundayız. Telefonu tutuyorsunuz hocam hiçbir şey bilmiyorsanız o programı indirdiniz. Çok basit, izleyicimiz biliyor bunu.
tutuyorsunuz. Boykotlu mu değil mi gösteriyor. Hiç olmazsa evet. Yavrularımız öndeyken bunu yapsak bile onlara bir örnek ahlak göstermiş oluruz. Evet inşallah. Efendim? Rabbim toplumumuzu bu noktada en üst düzeyde bilinçli hale getirsin. Amin. İnşallah. Hocam çok önemli mesajlarınız var ama süremizin ikinci bölümüne saklayalım bunları. Eyvallah. Kısa bir ara verelim ondan sonra devam edelim inşallah. Eyvallah. Evet sevgili izleyicilerimiz kısa bir aranın ardından tekrar birlikte olacağız inşallah. Evet sevgili izleyicilerimiz kısa bir aranın ardından tekrar birlikteyiz. Sevgili Peygamberimizin Mevlid-i Nebisini idrak ederken kıymetli hocamızla birinci bölümde İslam öncesi toplumlarla bugünkü toplumun bir mukayesesi yapıldı. Ama öyle bir cümleyle hocam sonlandırdı ki ben tekrar oradan almak istiyorum. Küçücük şeyler bile olsa dedi ki boykot çok önemli. Şimdi boykot ne yaptı? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ı orada artık hicrete zorladı. Dolayısıyla İslam'ın kurumsallaşmasına, devlet olmasına vesile olacak bir yola götürdü. Şimdi kıymetli hocam kamera arkasında da bunu konuştuk. Boykotun önemini anlatmak adına hocam buradan bir daha almamız lazım. Çünkü bir boykot bir İslam devletinin kurulmasına vesile oldu. Çünkü Mekkeliler de değil mi Sayın Hocam? Artık evet. Ekmeklerini, sularını kestikçe bir arayışa girdiler. Evet. Söz sizde efendim. İşte Fatih Hocam, karanlığın en zifiri olduğu an, aydınlığa en yakın olunan andır. Ama cefa çekmeyi bilmek lazım. Cefayı çekerken de kutsal uğruna o cefanın çekileceği o fikri anlayışı iyi bilmek lazım. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve kendi yarenlerine öyle diyelim kendi ashabına arkadaşlarına 3 yıl gibi bir boykot süreci uygulandı. Ama peygamber pes etmedi. Hep mücadele etti. Ya bir küçük işte taviz verelim de az rahatlayalım anlayışı içerisinde hareket etmedi. Ne dedik? Bir hurmayla oruç açtı. Ama o bakın küçücük o müşriklerin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyguladığı boykot neticesinde ne oldu? İşte çıkış kapıları aranmaya başlandı ve en son ki çıkış kapısı Medine oldu. Yani dedim ya zifiri en karanlık olunan an, aydınlığa en yakın olunan andır. Bu boykot da artık müşrikler için sonuç vermeyip Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı için bir zaferle sonuçlandı. Yani bugünkü uygulayacağımız boykot bu küçücük dediğimiz büyüklerini zaten saymıyoruz bile o küçücük boykotlar bile inanıyoruz ki o Mevlid-i Nebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşrifinin manevi olarak ümmeti insanlığı teşrifinin yıl dönümü inşallah bu boykotun neticesi bu İsrail ve destekçilerinin ve avanelerinin boykot neticesinde ekonomik anlamda zayıflamasının neticesi olarak da inşallah İslam'ın kıyamete zaferler, yakın evet. Gerçekten bu nurun yeniden doğuşu, İslam'ın yeniden dünyaya egemen oluşu olarak bir çıkış kapısı olarak ortaya çıkacaktır i̇nşallah, diye düşünüyorum. Evet, Rabbim inşallah bizlere de görmeyi nasip eylesin. Amin, bizleri amin, de o tarafta amin. O safta olanlardan eylesin inşallah amin. Fatih Hocam. Tabii ki kıymetli hocam özür dilerim. Bu saf oluşturulurken Efendimiz Aleyhisselam'ın bu şahsiyet inşasında herhalde o konuya girecektiniz. Çok önemli aktörleri var idi. Evet. Kendi yaşadığı bu şahsiyeti aktaracağı arkadaşları vardı. Eğer süremizi iyi kullanabilirsek evet. Bunlarla devam edelim. Evet efendim. İnşallah. Şimdi şahsiyet oluşumunda 3 tane temel faktör var Fatih Hocam. Buyurun. Önce onları kısaca size zikredeyim izleyicilerimiz için. Tabii bir, ki. Şahsiyet faktöründe esas ve en önemli olan bir ağacı düşünün. Ağacı ayakta tutan en önemli faktör köktür. Bizim inancımızda da toplumu ayakta tutacak olan en temel faktör, en birinci faktör imandır. İman. Cennete imansız gidilmez Fatih Hocam.
İman olmazsa olmaz. Ya ben şu kadar hizmet ettim, şunu yaptım, o bunu yaptı, o insanlığın faydasına olacak, onları bunları yaptı. Yok. İman, iman, iman. Önce iman. Bir ağacın kökü olarak imanı düşünelim. İnşallah toplumumuzda da bu asr-ı saadet toplumunu inşa edebilme, karakterli, şahsiyetli, gerçekten İslam ahlakı secdesiyle karakterlenmiş toplumun inşası için bizim toplumumuzda hakim kılmamız gereken en gençlerimizin, böyle bireylerimizin dibalarına yerleştirmemiz gereken en temel birinci faktör iman. Şeksiz şüphesiz bir olan, tek olan Allah'a imandır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama imandır. Peygamberin konumunu iyi belirlemek lazım. Ashabı tabi'in, tebe-i tabi'ini iyi belirlemek lazım. İnanılması gerekenlere bak. İnanılması gerekenlere iyi bir şekilde, sağlam bir şekilde iman edildi mi? Tamam. Temeli sağlam attık demektir. Evet. İkincisi, iman tek başına bazen yetmiyor. Tamam, imanla cennete gideceğiz ama o kökü beslemek lazım. Neyle besleyeceğiz? Bir ağacın dalları ve gövdeleri olacak. Bu dal ve gövdeler ne olacak Fatih Hocam? Dal ve gövdeler inşallah bizim salih amellerimiz olacak. Yani imanı namazla besleyeceğiz, oruçla besleyeceğiz, zekatla, infakla besleyeceğiz. Değişik amellerle. Ameller ki Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde innellezine amenu ve amilussalihati veya Asr suresinde illellezine amenu ve amilussalihati ve tevasav ila ahiril ayet. İmanın peşine hemen Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri salih amelden bahsediyor. Amellerimizi salih bir şekilde yerine getireceğiz. Ne kaldı geriye Fatih Hocam? Ahlak kaldı. Ahlak ne? Ağacımızın meyveleri. İmanımız salih amelle birlikte, ahlak da bizim dışa yansımamız olacak. Güzel. Huyumuz, geçimimiz, çoluk çocuğumuz bize karşı ne diyor? Komşularımız ne diyor? Akrabalarımız ne diyor? Mesai arkadaşlarımız ne diyor? Bizi dışarıdan görenler bizim için ne diyorlar? O da bizim ahlakımız. Ya huyu güzel, geçinilir, ya ne kadar ülfetli, muhabbetli bir insan dedirtebiliyorsak o imandan ve salih amellerden neden almış olduğumuz güçle asr-ı saadet toplumunu inşa ederiz. Yoksa kökü amellerle, ahlakla sulamazsak o kök kurumaya mahkumdur. Onun için kökümüzü inşallah dallarla, budaklarla besleyeceğiz ve o bir zaman sonra meyve verecek, ve o meyveyle birlikte inşallah asr-ı saadet toplumunu inşa etmede genel karakter şahsiyet yapılarını bu şekliyle oluşacak. Oluşturmuş olacağız. Şimdi örnek şahsiyetlere isterseniz girelim. Örnek şahsiyetlere en büyük tabii bizim önderimiz, rehberimiz, kılavuzumuz Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Sadece onun davasına samimiyetiyle alakalı, bu kendini davaya adanmışlıkla alakalı bir şeyinden bahsedip hemen diğer örneklere geçeyim. Malumunuz Efendimiz aleyhissalatu vesselam Mekke döneminde çok zorluk çekti. Demin boykottan bahsettik. Nice işkenceler gördüler. Kimse konuşmadı. Her türlü sıkıntıya göğüs gerdiler. Efendimiz aleyhissalatu vesselam malumunuz yetim doğdu. Annesi 6 yaşında, dedesi 8 yaşında vefat etti. 25 yaşına kadar da amcasının himayesi altında durdu. Daha sonraki süreçte amcası hayattayken yine amcası onu himaye etti. Amcası Ebu Talip onu hiç ölünceye kadar himayeden vazgeçmedi. Ama Mekkeli müşrikler artık o kadar darlattılar ki Ebu Talip'i de Ebu Talip'e geldiler. Dediler ki başka çaremiz kalmadı, yeğenine söyle artık ona en sonki çare belki ölümü uygulayacağız, uygulatacağız dediler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a amcası Ebu Talip geldi, dedi ki evladım, yeğenim, bak artık bunlar böyle diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın davasına olan bağlılığı, samimiyeti nasıl ortaya çıktı? Dedi ki ey amca, vallahi bir elime ayı, öbür elime güneşi verseler davamdan vazgeçmem. Mekkeli müşrikler halbuki diyorlardı ya Muhammed, gel seni önder yapalım Mekke'ye. Para sıkıntın varsa seni paraya boğalım. Ne ihtiyacın varsa biz sana yağdıralım. Hemen kendimize örnek alalım. Küçücük makamlar, mevkiler için, küçücük menfaatler için ne olur? Temel ilkelerimizden, imani bu davamızdan, samimiyetimizden ödün vermeyelim. Dedik ya, ödün vermeden yaşadığımız zaman o doğum gerçekleşiyor, gerçekleşecek. Allah kulunu darda bırakmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da darda bırakmadı. Hemen oradan devam edecek olursak,
Fatih Hocam, şimdi darlandı ya, hani geldiler ya, Efendimiz dedi ya böyle, hani bir elime ayı öbür elime güneş verirseniz davamdan vazgeçmem. Artık döndüler, evet. Artık bir karar verdiler. Ferman. Dediler ki başka çaremiz kalmadı. Her yolu denedik, olmuyor. Ne yapalım? Tamam, Muhammed'i öldürelim. Bizim ifademizle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öldürelim dediler. Allah Allah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Fatih Hocam, evindeyken tabi bu vahiy ile işte 11 kabileden 11 suikastçinin seçildiği, evinin etrafının sarıldığı ve öldürüleceği noktasında bir plan yapıldığı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirildi. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o gün evinde kim vardı Fatih Hocam? Hazreti Ali vardı. Çocukken ilk çocuk olarak Müslüman olan kişi, Efendimizin amcasının oğlu, Efendimizin damadı, ilmin kapısı, cesaretin timsali ve bugünkü nesil için, bugünkü gençlik için bir idol arıyoruz ya. İşte idol. Hepsi var, ilim var, cesaret var, kendini bu davaya adamışlık var, her şey var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelince, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani Yasin suresinde وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدَّنْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّنْ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ Onların önlerine, artlarına, üstlerine, başlarına perdeler koyduk, engeller koyduk, göremezler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evden çıktı, yatağına kimi yatırdı? Hazreti Ali'yi yatırdı. Hazreti Ali şunu demedi: ey amcamın oğlu, beni ölüme bırakıyorsun. Seni öldürmeye gelenler beni öldürecek. Değil mi? 13-15 yaşında bir ya, çocuk sonuçta. Bizim böyle bir gençliğe ihtiyacımız var. Kendini gerekirse kutsalı için canını verecek, bir şekilde yetiştirecek bir gençliğe, bir nesle ihtiyacımız var. Tavizsiz, dost doğru, sırat-ı müstakim üzere yaşayacak ve bir kere dünyaya gelmiş, niye Allah için olmasın şeklindeki bir algıya sahip bir gençliğe ihtiyacımız var. İşte bak, bizim böyle şahsiyete, bir Hazreti Ali şahsiyetinde, karakterindeki bir nesle ihtiyacımız var, değil mi? İlim noktasında Hazreti Ali. Savaşa gidiyor, en önde kim? Hazreti Ali. Korku yok. Öyle bir Allah'a inanmışlık var. Öyle bir davaya bağlılık var, samimiyet var. Ölürsem gideceğim yer cennet. Daha iyi. Evet. Ölmezsem zaten yaşayacağız. Davamın üzerinde devam edeceğim. Hazreti Ali. Peki. Hazreti Ali önemli bir şahsiyet. Başka? Sonra? Başka? Hazreti Ebu Bekir var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dostu. Değil mi? Arkadaşı, en yakın, sırdaşı, yoldaşı, her şeyi. Ve hicrete, değil mi? Hicret arkadaşı. Ya. Şimdi Hazreti Ebu Bekir neyle meşhur? Sıddık diyoruz. Dost doğru. Özü sözü, içi dışı bir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için malını, canını, her şeyini feda etmiş. Böyle bir şahsiyet. Ve sıddıkiyet dediğimiz o doğru sözlü. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, malumunuz, Mekke döneminde İsra ve Miraç hadisesi gerçekleşiyor. Geliyor müşrikler, diyorlar ki bu sefer Ebu Bekir'i ikna edeceğiz. Artık Ebu Bekir de Muhammed'i inkar edecek diyorlar. Geliyorlar Hazreti Ebu Bekir'e, diyorlar ki ya Ebu Bekir, bak hele arkadaşın ne diyor? Ne diyor diyorlar Hazreti Ebu Bekir müşriklere? Diyor ki ben gecenin bir anında Mekke'den Kudüs'e gittim. Oradan da size imtihaya yükseldim. Hele bak, bu olur mu? Hazreti Ebu Bekir ne diyor? Diyor ki bunu Muhammed mi diyor? Söyledi. Ha, diyorlar ki he. Bunlar bekliyorlar ki tamam be, olmaz böyle bir şey, mümkün değil. Hazreti Ebu Bekir'in sözü ne oluyor? Diyor ki Muhammed söylediyse doğrudur diyor. Şu sadakate bakın. Ya bu zihniyette, bu karakterde, bu şahsiyette kendini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a adamış bir nesil yetiştirmemiz lazım. Evet. Ama maalesef günümüzde işte Hazreti Peygamber'i bir haşa postacı konumuna itip, evet, Hazreti Peygamber'in işte ya şu hadisi nasıl sıhhat derecesi şudur budur, yani en küçücük bir tarihi vesika bile bir kişinin şahitliğiyle sanki en muteber delil ortaya olarak konulurken, Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri, evet, ki usulü hadis diye bizde bir ilim dalı var. Dünyadaki hiçbir ilim dalında böyle bir cerh ve tadil anlayışı yok. Yoktur ki teyidi var. Evet, buna rağmen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hadisleri tetkik edildiği halde, buna rağmen acaba
Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hakkında şek ve şüphe oluşturacak. Hatta bizim camiadan bile birileri var. Rabbim Celle Celaluhu şerlerinden muhafaza eylesin. Bize Hazreti Ebu Bekir gibi sıddık, dost doğru kendini bu davaya adamış. Kendini Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a adamış. O ne demişse benim başım gözüm üstüne diyecek karakterde, şahsiyette insanların sayısını çoğaltırsak asr-ı saadet toplumunu gerçekleştirmiş ve o Allah'ın nurunun tamamlanmasındaki toplumun temelini, çekirdeklerini atmış oluruz. Değil mi? Dediniz ya hocam, yani cömertliğiyle, malının tamamıyla hayatını, evet, yani sıddıklık ötesinde, evet, değil mi, cömertlikte ya malının tamamını hocam şöyle nefse vurduğu zaman yani hakikaten insan, evet, etkilenmemek kolay değil. Değil efendim. Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Bekir ya, yarışıyor değil mi? Yarışıyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde işte diyor ki bir herkes neyi varsa getirsin, bir iş var, yardımcı olsun. Hazreti Ömer malının yarısını getiriyor. Diyor ki bu sefer Ebu Bekir'i geçtim diyor herhalde. Bir soruyor, soruşturuyor, bakıyor ki Hazreti Ebu Bekir malının hepsini vermiş. Yarını düşünmüyor. Bak öyle bir Allah'a iman var. Hazreti Ebu Bekir biliyor ki ya, beni yaratan Allah bugünümü düşündüğü gibi yarınımı da düşünür. Öyle bir iman var, öyle bir tevekkül var. Değil mi efendim? Hazreti Ömer malının yarısını vermiş, Hazreti Ebu Bekir malının tamamını vermiş. Hazreti Ömer diyor ki anladım ki ben Ebu Bekir'i geçemeyeceğim. Bizim hali vakti yerinde olan zenginlerimiz öleceğiz ve o mallarımızın hiçbirini yanımızda götürmeyeceğiz. Mallarımızın hiçbirini yanımızda götürmeyeceğiz. Ne olur dünyadayken, aklınız başınızdayken, haliniz, vaktiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyken infakta bulunun. Bu ümmet için, bu ümmetin öğrencileri için, bakın Allah'ın nurunu tamamlayacak. Evet. Bu nurun tamamlanması noktasında gerçekten fakir, fakr-ı zaruret içerisinde olan çok sayıda öğrenci kardeşimiz var. Bu vatana, bu millete, bu devlete faydası olacak. Zeki çocuklarımız var. Belki yoksulluktan dolayı okuyamıyorlar. Bakın bizim, ben Maraş müftüsü olarak söylüyorum. Camilerimiz var, Kur'an kurslarımız var. Gerçekten buraların yapılması lazım. Zenginler. Hocam malın tamamı gelin değil efendim yani. Değil mi? Önce kazanın, evet, sonra da 1/40'ını. Ama bu bir programımızda çok hoşuma gitmişti, hatırlatmak istiyorum. Bu en azıdır demiştiniz, evet, hocam. Cimrinin zekatı. Bu cimrinin zekatı, evet, en azıdır. Evet. Yani malın hocam gerçekten tamamını verebilmek. İşte o zaman ne oluyorsunuz? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicrette yol arkadaşı oluyorsunuz, evet, değil mi efendim? Evet. Özellikle hali vakti yerinde olanlara bir cümle şunu söylüyorum. Buyurun. Gelenleri yok çevir, geri çevirmeyin. Yok demeyin çünkü Peygamber Efendimizin ağzından yok diye bir cümle çıkmıyor. Ondan bir şey istendiği zaman kesinlikle isteyeni geri çeviririz, boş çeviririz. Şimdi mi? O konuya girmeyelim, evet, devam edelim. Şimdi kim var? Hazreti Osman var. Fatih Hocam, Hazreti Osman hayanın, iffetin sembolü. Meleklerin bile kendisinden haya ettiği bir topluma girdiği zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o toplumdaysa Efendimizin bile derlenip toplandığı bir karakter var. Hazreti Osman gibi bir şahsiyet var. Evet. Günümüze bunu uyarlamamız lazım. Gençlerimizin örnek alması, idol olarak hani diyorlar ya, alması gereken, evet, bir şahsiyet Hazreti Ömer, Hazreti Osman. Osman. İffetin, hayanın, edebin timsali. Değil mi? Bir adaleti düşünürsek, yani bu süremiz yetmeyecek ama Hazreti Ömer Efendimiz'i, evet, adalet efendim, noktasında adaleti. Hazreti Ömer vefat edecek, hançerleniyor. Geliyorlar, diyorlar ki malum Hazreti Ömer atamayla oldu. Hazreti Ebu Bekir direkt Hazreti Ömer'i devlet başkanı olarak atadı. Hı. Hazreti Ömer'e geliyor, diyorlar ki ya Ömer sen devlet başkanısın. Oğlun Abdullah var, onu emir-ül müminin olarak ata. Hazreti Ömer ne diyor? Diyor ki bir eve bir kurban yeter diyor. Allah aşkına bugün birimiz devlet başkanı olacağız. Elimizde bir yetki olacak ve bize de bir teklif gelecek. Ya, ya oğlunu ata. Ki Abdullah bin Ömer de sahabenin önde gelenlerinden. Gerçekten o makamı fazlasıyla hak etmiş layık biri. Layık biri değil mi? Tabii. Kendisi demiyor, ashab diyor. Ama Hazreti Ömer bile ne diyor? Bir eve bir kurban yeter. Bize de inşallah böyle Hazreti Ömer gibi bu duyguda, bu şahsiyette, bu karakterde, evet, örneklikler örnek lazım. Başka ecdattan da örnek vermek, evet, lazım değil mi? Hocam Fahat bir şey, hocam, küçük bir ara almak isterim. Yani bu anlattıklarımızı mesela böyle izleyicilerimiz tabii şimdi takip ediyor bizi. Dört halifeyi zikrettiniz. Onların ya ne olur böyle hayatlarını açsak bu Mevlid-i Nebi haftası münasebetiyle şöyle bir okusak. Evet. Benim hayatıma hangisi daha yakın?
Çünkü dördü de cennette müjdelenmiş. Karakterime, yani idol seçeceğim ya efendim. Evet. Yani belki böyle bir yol da çizilebilir. Evet, evet, benim bu adalet noktasında Hazreti Ömer Efendimiz'i örnek almam lazım gibi. Ya da cömert biri ise işte Hazreti Ebubekir Efendimiz'i. Ya da çapıma göre hepsini, bir şekilde birini alayım. Gücüme, karakterime yani, hepsini inşa etmeliyim. Bak, teşrifinizden dolayı çok mutluyuz hocam, Allah razı olsun. Bu geceleri, bu günleri sizinle paylaşıyoruz. Yani bir sonuca gitmemiz lazım hocam. Yani evlerinde alıp o kitapları bir okumalı, açıp Google denen bir arama motoru var vesaire, onlardan bir karakter seçmeliyiz. Bugün sinema artistleri, bağışlayın cümlenizi aldım ama konuya küçük bir ara, idollerimiz o hale gelince artık fonksiyonlarımız değişti. Evet. Ve yakın tarihimiz var değil mi? Ecdadımız, şimdi herhalde biraz süremizin de sonundayız. Evet, hemen, birkaç örnekte onlardan alsak efendim. Evet, hemen kısaca ecdattan örnek vereyim ama neslimize şunu söyleyeyim. Ne olur ecdatlarıyla gurur duysunlar. Birilerine, batı uşaklarına ve onları takip edenleri taklit etmesinler. Özentiden uzak dursunlar. Özgüvenleri olsun. Öyle dedeleri var ki, gurur duyulacak dedeleri var. Değil mi? Sultan Alparslan. Sultan Alparslan Malazgirt zaferinde ordusuna bir konuşma yapıyor. 50 bin kişilik bir orduyla, yanlış bilmiyorsam 200 bin kişilik bir orduya karşı savaşacak. Diyor ki, size artık burada emreden bir kumandan yok. Hepimiz askeriz. Siz gelseniz de gelmeseniz de ben Haçlı ordusuna, Bizans ordusuna, küffarın ordusuna karşı savaşacağım diyor. Yani karşısındaki kendinden çok 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 daha güçlü bir ordu. Ama korku yok. Çünkü ölürsem şehit, kalırsam gazi olacağım. Bu toprakları bize yurt yapan, vatan yapan ruhu iyi algılayalım. İşte bu toprakları bize vatan yapan ruh, o ruh. Gücün karşısında eğilmeyen ruh. Kutsalı için, vatanı için can vermeye hazır bir ruh. Değil mi? Bu topraklar bize öyle vatan oldu. Evet. Gençliğimiz Sultan Alparslan'ı örnek alsın. Sultan Fatih. Anadolu'yu kapısını açmış. Bir çağı kapatıp yeni bir çağ açan, Hazreti Peygamber'in hadisi şerifindeki müjdesine nail olan, ufku geniş, cihan hakimiyeti sevdası olan bir genç. Ya ben İstanbul'u alırım, ya İstanbul beni diyerek, böyle geri dönüşü olmayan, geri vitesi olmayan bir hareketle hep ileriye, hep ufka, hep cihana adaleti tesis edebilme noktasında bakabilme anlayışına sahip bir dedeyi örnek almak lazım. Bu şahsiyet. Hem de değil mi 20-25'li yaşlar, 22'li yaşlar hocam, yani bugün gençlerimizin uğraşına bakınca öyle bir örnek ki gece gündüz hayatı tanınmak için araştırılmalı değil mi efendim? Evet. Fatih Sultan Muhammed Han, yani tabi çok bilmeden söylemiş olmayalım ama birkaç dil bilen biri. Yani. Ve kaç yaşındayken İstanbul'u fethediyor? 21 yaşındayken. Evet. Dolayısıyla bize böyle hedefi olan, ufku olan, özgüveni yüksek, ecdadıyla gurur duyan, hiçbir millete özenti duymayan böyle şahsiyetli, karakterli, atını denize sürecek fikirleriyle dünyaya yön verecek bir nesil lazım. Gemisini halice çekecek. Aynen. Fatih Hocam, biz ne zaman ki tarihten çekildik, biz tarih o yapmış zaman, bir milletiz. Evet. Tarih olmuş bir millet olmamalıyız. Olmamalı. Yine tarih inşallah yazmış, tarihi yapacak olan yazacak, milletin yapacak, çocukları yine bunlar. İnşallah Rabbim gayretlerimizde muvaffak eylesin. Rızasına uygun, hayırlı, güzel nesiller inşa edebilmeyi, şahsiyetli, karakterli, yüksek seciyeli nesiller yetiştirebilmeyi, vatanı için, mukaddesatı için can verecek, ilahi kelimetullahı yeryüzüne hakim kılacak, adaleti yeryüzünde tesis edecek, mazluma Yunus, zalime Yavuz olacak. İnşallah bir nesil yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Evet hocam, aslında birçok örnek şahsiyetimiz var. Süremiz el verseydi bunları da konuşabilseydik. Evet. Ama bu Mevlid-i Nebi etkinliğindeki bu programımız
inşallah izleyicilerimiz müstefit olmuştur. İnşallah. Bu sohbetimizden istifade ederler, bu sohbetimizi değerlendirir, bu örnek şahsiyetlerden bir örnek alırlar. Peki Sayın Hocam, böyle son söz olarak da neler söylemek istersiniz? Bir Mevlid-i Nebi etkinliklerimiz var, çok yoğun programlarınız var ve yine insanlığa, aslında Kahramanmaraş televizyonu ama şu anda dünya bizi izliyor hocam. Evet. Onun için dünyaya bir seslenseniz, evet, son sözlerinizi alsak. Evet, inşallah. Neler söylemek istersiniz? İnşallah. Öncelikle Rabbimizden isteğimiz şu anda Gazze'deki zulmün, acının inşallah sonlandırılması. Rabbim inşallah dualarımızı makbul eylesin. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı teşriflerinin yıl dönümü. Rabbim inşallah kandilimizi mübarek eylesin. Amin. Nice nice kandillere sağlık sıhhat içerisinde kavuşabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin. Bu hafta çerçevesince kutlamış olduğumuz konuyla alakalı olarak Hazreti Peygamber ve şahsiyet inşası konusunda güzel bir nesil yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Bulunduğumuz makamların hakkını verebilmeyi diyemiyorum ama gayretli olabilmeyi Rabbim inşallah bizlere nasip eylesin. Nefisle, şeytanla böyle göz açıp kapayıncaya kadar inşallah baş başa bırakmasın inşallah. İdarecilerimizi, siyasilerimizi inşallah isabetli kararlar alabilenlerden eylesin. Ne diyelim, tabii söyleyecek çok söz var ama inşallah tekrar tüm bizi izleyenlerin kandili mübarek olsun. Efendimiz'e salat ve selam olsun. Evet, tabii ki efendim bu Mevlid-i Nebi haftası bir hafta bize şahsiyetimizi tekrar kontrol etme fırsatı verecek. İnşallah. Bu programdan sonra şöyle oturmalıyız. Evet, ben ne durumdayım? Yani imanla, ibadetlerimle ve ahlakımla bu ağaçtan meyve alabilecek miyim? Yani bu bir hocamızın sözüydü. Bu bindiğimiz binitler, bu araçlar bizi hedefe ulaştırabilecek mi hayatımızda? Bunu da bir gözden geçirmek gerekli. Sözlerinizi bir dua kabilinden aminlerle karşılıyoruz efendim. Ya. Sizin şahsınıza tekraren Mevlid-i Nebi haftanızı tebrik ediyor. Efendimizin ümmetine liyakat olabilecek bir yaşam Rabbimizden, amin, niyaz ediyoruz. Tekraren teşrifinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet sevgili izleyicilerimiz, Peygamberimiz ve şahsiyet inşası. Bu hafta sevgili Peygamberimizi bu şekliyle tanımak adına her birimize birçok görev düşmekte. İnşallah bu programda bir katkı kabilinden sizlere müstefitlik sağlayacaktır. Biz öncelikle hocamızın teşrifine sizler adına teşekkür ediyoruz. Her birimizin evine konuk olan sevgili Peygamberimize karşı nasıl bir ev sahipliği yapacağız? Bunun hesabını hayatımız içerisinde, evlerimizde ve şahsiyetlerimizde ayrı ayrı hesap tutarak onun ümmetliğine ne kadar layıkız, bunun hesabını yapmak duası ve temennisiyle bu programımızı kapatmak istiyorum. Bizi Kahramanmaraş'ımızdan, Türkiye'mizden, dünyanın dört bir köşesinden izleyen her bir sevgili seyircimize hayırlı kandiller diyoruz. Elbette Efendimizin şefaatine layık ümmetlik diliyoruz. Efendim hoş kalın, hoşça kalın.